Evet sevgili dostlar golba.com'un ve Kayseri Ödülü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 6 Nisan 2024'ün ilk uzun soluklu videosu. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen Konya'ya elde olacağım arkadaşlar. Size hazır bir video sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Fenerbahçe parola para adını finale yazdırdı. Voleybol aksi sigorta Efeler Ligi'nde playoff yarı final serisinde Fenerbahçe parola para Ziraat Bankası'nı 3-2 yenerek seriyi 2-0'a getirip finale kaldı. Fenerbahçe Alagöz final serisinin ilk maçında galip. ING Kadınlar Basketbol Süper Lig playoff final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding evinde ÇBK Mersin'e 99-76 yenerek 1-0 öne geçti arkadaşlar. Final serisi yani kazananın şampiyon olacağı seri bilginiz olsun. Fenerbahçe Anadolu Efes'e kaybetti maalesef. Tek üzüntümüz bu. Canları sağ olsun. Buraya çok takılmanın da lüzumu yok. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe Parlo Para'nın finaldeki rakibi Galatasaray'ı eleyen Halk Bankası oldu. Yani Galatasaray'la değil. Erkekler voleybol e, liginde aynı zamanda kadınlarda da arkadaşlar final serisi. Yani basketbol kadınlarda final serisinde 1-0 öne geçtik. E, ve bakalım Seride 3'e ulaşan takım zirvede tamamlayacak. Sezonun 3 şampiyonu olacak. Fenerbahçe'miz şampiyonluğa 2 maç daha yakın. Şimdi Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa açıklaması geldi. Uzun uzadıya çok ciddi bir açıklama metni arkadaşlar. Aziz Yıldırım Süper Kupa için e, uzun uzadıya açıklamalarda bulunuyor. Hani neresini okuyayım bilmiyorum ama şartlar ne olursa olsun Süper Kupa finalinde takımımızın Galatasaray'ı yenerek kupayı alacağına olan inancımız tamdır. Tarihimiz şartların aleyhimize olduğu pek çok maçta Galatasaray'ı hüsrana uğrattığımız maçlarla doludur. Galatasaray maçları Fenerbahçelilerin bayramıdır. 7 Nisan tarihi de yeni bayramımız olacaktır. Mevcut A takım futbolcularımızın armamızı gururla armamızı gururlandıracak bir şekilde mücadele edeceklerine, terlerinin son damlasına kadar emeklerini sahaya yansıtacaklarına, kısaca 117 yıllık tarihimize yakışır bir şekilde sahada Galatasaray'a ve karşımıza türlü engeller çıkaran karanlık yapıya gereken cevabı verecekler vereceklerine bizler eminiz ve onlara bu maçta ve kalan tüm maçlarda inanıyor, güveniyoruz demiş. Şimdi TFF, UEFA, Konfeder Konfederans Kupası maçımıza rağmen Süper Kupa maçını değiştirmedi diyor. Yani biraz da Aziz Yıldırım'ın konuşmalarında bir enteresanlık sezdim. Hani son 20 yılda görmeye alıştığımız kulübümüzde olan kasıtlı tasarrufların bir tezahürüdür diyor. Yani kasıtlı olarak Bugüne kadar FETÖ temizliğinin yapılmadığı TFF bulunmaktadır. Yani FETÖ temizliğinin olmadığı bir TFF var karşımızda diyor. Türk futbolu işten sarmış FETÖ yıllardır savaş halinde 3 Temmuz'da kaybettikleri savaşın intikamı peşindeler diyor. Şimdi açıklamalara bak devam devam gidiyor böyle 3 Temmuz ruhu sarsılmaz şöyle olur böyle olur Bazı kilit cümleler var tüm Fenerbahçe derneklerinden ve oluşumlarından bekledim ayağa kalkıp Erol Bilecik'in Ekranlarda gülerek açıkladığı mücadelemizin ciddiyetiyle bağdaşmayan karara karşı tepki koymaları ses çıkarmalarıdır diyor Yani Fenerbahçe yönetimine çağrı günlük kararlarla gelecek nesillere ancak pişmanlık ve hayal kırıklığı dolu anılar bırakabilirsiniz. U19 çocuklarımızın dahil edildiği bu günlük kararlarına dolayı buna sebep verenlerden gelecek nesiller hesap soracak. Anlamsız ve çağın gerisinde kalmış bu eyleme son derece eleştirel yaklaşarak sebep olanlara hayal kırıklıkları tüm hayat boyunca devam edeceklerdir falan diyor. A takım kadrosuyla Şanlıurfa'da Galatasaray karşısına çıkıp galip gelmeniz ve ardından tüm kupaları kazanmanız sizin bu sezona kadar başarısızlıklarınızdan tek çıkış yolu olacaktır diyor. Şimdi ısrarla Aziz Yıldırım sanki Galatasaray sözcüsüymüş gibi takımın oraya çıkmasını istiyor. Bakın ben Fenerbahçe taraftarına şunu söyleyeyim. Siz isteyebilirsiniz. Hocam takım çıksın istiyorum. Oynasın yensin istiyorum. Bak, siz isteyebilirsiniz. Siz taraftarsınız. İstersiniz. İstemekte hakkınız. Yüzde yüzde hakkınız. Bak taraftarsınız istersiniz. Size herhangi bir kelimem cümlem yok olamaz da size bir şey söyleyemem de. Ama Aziz Yıldırım madem lafın vardı madem bu korkaklıkta çıkıp geleydin oraya orada konuşaydın 2 Nisan'da biz de diyeydik ki doğrudur yanlıştır. Orada insanları da etkilerdin. Ciddiyet yapmayı düşünürüz bu mücadele ciddiyetten uzak bu eylemin büyük resimde FETÖ Galatasaray'dan başka hiç kimseye faydası olmayacaktır. FETÖ'cü Galatasaray mı diyor? Ha, FETÖ ve Galatasaray'dan pardon. İleride tarihimize kara bir leke olarak geçecektir falan filan. Formamızı aramakta korkak ciddiyetsiz çözüm yolu diyor. 117 yıllık tarihi şöyle böyle. Mücadele edelim vazgeçmeyelim. Bak şartlar ne olursa olsun. Süper kupa finalinde takımımızın Galatasaray'ı yenerek kupayı alacağına olan inançımız tamdır diyor. Fenerbahçe tarihi bağımsızlık mücadelesinde cepheye silah taşıyan canlıların istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna feda eden mensuplarımızı yazmaktadır. FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde camiamız tek başına kimsenin desteği olmaksızın bu karanlık yapıyla savaşmış yenilmez denen FETÖ'yü paramparça etmiştir. Etmemiştir. Fenerbahçe paramparça olmuştur. Büyük savaşlar düşünmeden ödenen bedellerle kazandı. Bugün size kaybetti gözüyle bakanlar kazanan zaferin ardından size ancak gıpta edebilir. Bu gerçekten son 3 Temmuz'da başlayan mücadelemizde kazanmışız. Gün aynı gündür. Mücadele edelim vazgeçmeyelim. Şimdi ben ilk olarak şunu sormak istiyorum Sayın Aziz Yıldırım'a. Ali Koç 6 senedir başkan. 6 senedir de başarısız. Hani ne oldu da 6. sene bitiminde Aziz Yıldırım ortaya çıktı? 1. 2. Madem federasyon bu FETÖ taktiklerine uğraşıyor. Madem federasyonu FETÖ ile geçirmiş. Madem FETÖ e, temizliği yapılmış Dostunuz Nihat Özdemir federasyon başkanı iken Fenerbahçe'ye transfer yasağı getirdiğinde. Acaba FETÖ safında mıydı? Değil miydi? Siz o safta mıydınız değil miydiniz? Fenerbahçe transfer yasağı aldı. Siz istemez misiniz Ali Koç başarılı olsun? Demek ki siz de Ali Koç başarısız olsun diye o saftaydınız. Bak ben Aziz Yıldırım'ı çok seven birisi olarak bunları söylüyorum ama yanlış anlamayın. Yani 6 senedir takım başarısız. 6 senedir sıkıntı yok. Bu sene seçim senesi. Ali Koç şunu yap. Ali Koç bunu yap. Ali Koç şöyle yap böyle yap. Merak ediyorum Aziz Yıldırım siz de acaba hani FETÖ'nün Fenerbahçe'den intikam aldığı gibi siz de Ali Koç'tan mı intikam alıyorsunuz? Ben bunu da merak ediyorum. Ayrıca Nasıl tepki verecek mesela Ali Koç? Ne yapacak? Hakem mi dövecek? Bir daha sizi bu stada almam mı diyecek? Hani bu korkakçaymış ya. Şimdi Ali Aziz Yıldırım ben hatırlıyorum. Özgür Yankaya bir daha bu ta maçı, bu takımın maçını yönetemez. Sahanın ortasına sandalye koyar. Bilmem engellerim dedi. O zaman bu da vandallık oluyor. Bu korkaklık o da vandallık. Merak ediyorum hakkımızı nasıl savunacağız? 6 senedir dimdik dursanız arkadaşlar tamam ben kaybettim ama Fenerbahçe'nin savaşıyorlar. Bir temizlik yapılmadı deseydiniz 6 senedir sıfır başarı Türkiye kupasını geçen ama geçin onu. Ben onu başarıdan saymıyorum. Sıfır başarı yine olmazdı. Ne oluyor da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu anlarda çıkmıyorsunuz da Fenerbahçe zora düştüğü anlarda bir de siz tekme atmaya çalışıyorsunuz. Ben onu anlamıyorum. Bak Fenerbahçe'de süper kupa senaryoları var. Bir sürü senaryo var. Şimdi 7 Nisan pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak maç. Zor oynanır da bu gidişte bu kafayla. Bitti mi bitmedi. Fenerbahçe'den beklenenler nedir? 23 bin kombin üyesi katıldı. U19 takımıyla gideceğiz. 90 dakikalık maç olmayacak dedi. Artık ayaklarına mı dalacaklar? Sakatlayacaklar mı bilmiyorum. Ama e, esame listesine en az 9 futbolcu ismi yazılıp sahaya çıkılabiliyor. Müsabakanın devam edilmesi için sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart. Bu durumda Fenerbahçe pazar günü şunlardan birini yapacak. U19 takımı sakatlık. Şimdi 19 takım futbolcusu da çıkacak ancak bir süre sonra peş peşe veya aynı anda 3 oyuncu sakatlık yaşayacak. Sağdaki oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatmaya, oynatamayacaktır. Bu eyleme yönelik bir cezai müeyyedenin olmayacağı düşünüyorum. Böyle bir şey veremezler. 2. Fenerbahçe 19 takım oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecektir. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe futbolcuları sahaya çıktı. Hakeme gittiler alkışladılar. Ya da altlarına bir tişört giydiler dediler ki "Sirkiniz batsın. Günahınız da boğulun. Lanet olsun hepinize. Yazıklar olsun." dedi. Hepsi formayı çıkarttı, tişörtü gösterdi. Hakem sarı kart verdi. Formayı giydiler, tekrar çıkarttılar. ikinci yarıdan atıldılar. Kırmızı yediler. U19 maçında bir sonraki hafta oynayabiliyorlar. Bir sonraki Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında oynayamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve kupa seremonisi de yapılamıyor böyle bir olaydan dolayı. U19 takımı sahaya çıkacak. Başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek hükmen 3-0 mağlup sayılacak. Ardından federasyonun vereceği ceza beklenecek diyor. 4. Maça hiç çıkılmayacak. Bunun cezai müyedesi bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupadan men edilmek. Şimdi hukukçular cevap veriyor. Bu işin uzmanları. Orada dün avukatlar günüydü. Bütün avukat kardeşlerimin bir kez daha günü kutlu olsun. Galatasaray maçına 9 kişilik esame listesiyle çıkılacak 3 oyuncusu bir şekilde diskalifiye edilip maçın tatil edilmesine sağlayacak şeklinde yorumlanmış. Yani tamamlanmayacak diyeyim. Fenerbahçe bu planla hukuki sorumluluktan kurtulacağı yani tazminat cezası alamayacağı iddiaları var. Bu iddialara hukukçular cevap vermiş, yorumlamışlar. Talimata göre bir takımın maçın başlaması için kadrosunda en az 9 lisanslı oyuncu olması gerekiyor. Müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbol sayısı 6'ya düşerse maç tatil edilir. Tatil edilen bir maçın skorunu ise resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından açıklanır. Spor hukukçular ise maç tatil edildiği için müsabaka sonrası düzenlenmesi planlanan kupa töreninin de gerçekleştirilemeyeceğini net olarak dile getiriliyor. Yani Fenerbahçe'nin bu hamlesine birlikte ortaya çıkacak olan tazminatların da önüne geçmiş olacak. Karşılaşma günü 7 Nisan'da Fenerbahçe Urfa'ya gidecek. İsmail Kartal zorlu karşılaşmadan önce Galatasaray'la birlikte yapılacak olan ortak basın toplantısına katılmayacak zorlu maçtan bir gün önce tam kadro Şanlıurfa'ya hareket edecek. Okan Buruk toplantıda yer alacak falan filan. Şimdi burayı da anladınız. Burada da sıkıntı yok. Yani Fenerbahçe'nin yapacağı. Şimdi ben Üye arkadaşlara da duyum verdim, abonelere de duyum verdim. Fenerbahçe'li oyunculardan Süper Kupa talebi. Fenerbahçe futbolcuları pazar günü çıkalım, oynayalım, yenme sözü veriyoruz dediler. Şimdi e, ee, Sabuncuoğlu'nun haberine göre Edin Ceko, Dusan Tadic, İrfan İrfancan Kahveci başta olmak üzere takımın tamamı Süper Kupa maçına çıkmak istiyor. Haberde Ali Koç ve yönetimin oyuncuların bu isteğine karşın karşılaşmaya U19 takımına çıkmak konusunda kararlı oldu ve bu kararı da oyunculara ilettiği söyleniyor. Burayı da anladık arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Yani Pazar gününe de antrenman konulmuş. Futbolcular şey yapmasın diye. Şimdi Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar. Nedir o karar? Maç öncesi basın toplantısına katılmayacak diyor. TRT Spor'un haberine göre U19 takımıyla sahaya çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Ee, Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gidecek. Ve Kupa şey törenine katılmayacak diyor. Basın toplantısına. Böyle bir olay var arkadaşlar. Bu arada Türk Hava Yolları Euroleague'de Fenerbahçe-Beko yenilmiş. Anadolu Efes'e. deplasmanda 82-80. Ancak Fenerbahçe-Beko zaten gruptan çıkmayı, yani playoff'lara katılmayı zaten garantiledi ki iki maç öncesinde. Yani bu maçı saymayı yine Fenerbahçe garantiledi. Fenerbahçe ilk dört hedefinde yaralı diyor da... E benim bildiğim garantilede diyebiliyorum. Neyse belki ben yanlış biliyorumdur. Bakarız ona arkadaşlar. O zor bir şey değil. Şimdi bütün bunların ışığında Sayın Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe maça çıksın diyenlere Şanlıurfa'ya tam kadro gidelim diyen herkese bir şey söyleyeceğim. Beni dikkatle dinleyin. Kıymetli arkadaşlar Öyle bir şeyle baş ediyoruz ki, öyle bir kurulan kuruluştan baş ediyoruz ki inanılır gibi değil. Ve neye ne yaptığımıza çok çok dikkat etmemiz lazım. Bakın Fenerbahçe'de sakatlık var mı? Var. Fenerbahçe'de sıkıntı var mı? Var. Fenerbahçe'de şu var mı? Var. Fenerbahçe'de bu var mı? Var. Hepsi var. Ancak Fenerbahçe'de her şeyden öte bir sıkıntı var. Hakkını tam manasıyla ifade edemiyor. Bak, hakkını tam manasıyla ifade edemiyor. Şimdi hakkını tam manasını ifade etse hiçbir sıkıntı kalmayacak. Arkadaşlar hakemlerin Fenerbahçe'nin hakkını yediğini düşünüyor musunuz? Evet. Galatasaray'ı kolladığını düşünüyor musunuz? Evet size diyorum. Fenerbahçe'yi hani Fenerbahçe'yi sadece reklam geliri olarak aman bu da burada dursun da para kazanalım diye kullandıklarını düşünüyor musunuz? Evet. Evet 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 evet. evet. Fenerbahçe üzerinden siyaset yapıldığını Görüyor musunuz? Evet. Fenerbahçe'yi siyasete kurban edip aradan şampiyon olmak için Galatasaray'ın her türlü alavera dalavera yaptığını düşünüyor musunuz? Hani mesela yanak sıktırma ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan'a gidip bak biz çıkacaktık normalde de bunlar çıkmadı deme gibi şeyler yaptığını düşünüyor musunuz? Evet. Bunları düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz yine arkadaşlar. Evet. Ee, peki bunlardan hariç olarak bunlardan hariç olarak Fenerbahçe'nin sezonun başından beri sahada doğrandığını düşünüyor musunuz? 9 tane gol iptal edilmiş Fenerbahçe adına. Tamam. Ofsayt olanı vardır, şu vardır, bu. Samsun'da attığımız golün nesi ofsayt şeyiydi? Geçen sene mesela Adana Demirspor maçında iptal edilen golümüzün neyi vardı sıkıntılı? Benzer golü Galatasaray çok kez attı. İsmail Yüksek Samsun maçında dokundu. Dokunmadı bile. Faul verdi hakem. Gittik biz orada gol yedik. Aynı teması Galatasaraylı oyuncuya e, Yap ya yani Galatasaray oyuncu aynı teması yaptı. Buna devam dedi. Bilmem Galatasaray oyuncuya bir şey yapıldı. Buna penaltı denildi falan filan. Ya yani ben çözemedim. Gerçekten çözemedim. Şimdi ben şunu söyleyeyim abi. Eğer bir süper kupaya çıkarsak orada bizi lime lime doğrayacaklar. Bilginiz olsun. İstediğiniz kadar konuşun. Bizi lime lime doğrayacaklar. Siz bu lime lime doğranacak denmesine rağmen eğer takım çıksın diyorsanız Polyan'ın acısınızdır. Anlatabiliyor muyum? Polyan'ın Ben bir şey diyemeyeceğim. Ha e, görün bakın iyice bizi çileden çıkaracaklar. Ve bu arada son dakika gelişmesi. Son dakika gelişmesi arkadaşlar. TFF tahkim kurulundan Oster, Volde ve İrfancan Can için karar. Evet son dakika bilgisi. Tahkim kurulu Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla ilişkin. Ceydin Osterwolde ve İrfan Can Eğribayat için yapılan itirazın sonucunu açıkladı. Arkadaşlar normal şartlarda ne çıkması lazım? Hocam Fenerbahçe UEFA'ya FIFA'ya çıkartacağız dediği için mecburen ceza vermemeleri lazım değil mi? Evet normalde böyle. Ancak arkadaşlar bir maçlık iki oyuncuya verilen birer maçlık cezaların onandığını belirtmiş. Yani bu arada Trabzonspor'a verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını 4 maça indirmiş. 3 milyon liralık para cezasını ise 448 bin liraya düşürüldüğünü açıklamış. Yani Trabzonspor'a ödül Fenerbahçe'ye ceza vermiş. Siz de bunlardan adalet bekliyorsunuz. Siz de bunlardan adalet bekliyorsunuz. Hadi. Buyurun. Osterwold'in 39 bin lira para cezasına cezalandırılmasına rakip takım rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle futbol disiplin Talimatı'nın 45'e 1A, 35'e 4. maddeleri ve futbol disiplin talimatının 12. maddesi uyarınca bir resmi müsabakada men 13 bin lira para cezası cezalandırmasına yerinde görülmeyen başvurunun reddiyle kararın onanmasına oy çokluğu ile oy birliği değil oy çokluğu yani bu karar yanlış bak FIFA UEFA bizi öttürür diyenler de varmış. İrfan Can kavga etmesi nedeniyle, rakip takım taraftarla kavga etmesi nedeniyle 45'e 1'a 35'e 4 maddeleri yine FDT 12 bir resmi müsabakadan men 13 bin lira para cezası ve yerinde görülmeyen başbuğunun reddiyle kararın onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiş. Trabzonspor'un 6 resmi müsabakadan men 3 milyon lira para cezasının kaldırılmasına PDT 52'ye 2'nin uyarınca oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi, sonlanışı dikkat alınarak 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisi oynaması 448 bin lira para cezası. Bu da oy çokluğuyla karar verilmiş. Olaylara karıştan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP, C bilmem ne falan filan tribünler. Bunlardan hiç Türkçe at yok. Batı Alt VIP Platinum, C, Socios.com Com, Trafan, Token. Bilmem Kuzey Kale Arkası en azından Türkçe bir şeye bilet kapsam blokları ne suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine falan filan. Şimdi siz bunlardan adalet bekleyin. Hadi. Poliyanlalar alın. Süper Kupa'ya çıkalım çıkalım çıkalım. Geberiyordunuz Süper Kupa diye. Alın arkadaşlar. Bunlardan adalet bekleyin. Alın. Tam işte. Yani cuk diye oturma diye bir tabir var. Cuk diye oturdu arkadaşlar. TFF kurulları verdiği kararla şiddeti teşvik etmiş. Bundan sonra canı sıkılan, kafası atan futbolcu hakem dövmek isteyen sahaya girebilir. 2 hafta içeride yatar çıkar en fazla. Kulüplerde destek olur, parasını öder. 5 sene ceza alır, parasını kulüp öder. Barodan da ücretsiz avukat talep ederler. Bitti gitti, hayırlı olsun. Türk futbolu an itibariyle sonlanmıştır da hala da bizim poliyanlacı arkadaşlar da bana diyorlar ki hocam diyorlar işte çıkalım mı çıkalım oynayalım yenelim kazanalım gelelim. Şurada şu tiyatroyu çeviren sizin kazanmanıza izin verecek diyorsanız ben hiçbir şey demiyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe TFF'yi ve kurullarını FIFA'ya şikayet edecek. Birincisi Fenerbahçe eğer FIFA'ya şikayet etmezse Ali Koç da bu işin içindedir benim gözümde. Bak ben Aziz Yıldırım'a da giydiririm. Ali Koç'a da giydiririm. Eğer bu iki futbolcuya verilen bu cezalar FIFA, UEFA nezdinde eğer başvuru yapmayacaksak demek ki biz kandırılmışız. Ben kandırılmışım. Benim vasılımda sizler kandırılmış olacaksınız. Demek ki bana verilen duyumlarda yalan. Size aktardıklarım da yalan olmuş olacak. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar? Sonuç şu. Aziz Yıldırım istediği kadar konuşsun. Ah Fenerbahçe'nin hakkını saha dışında gasp ediyorlar. Kaldı ki sahada tabii ki gasp edecekler. Eğer sahada gasp etmezler ben bunlara inanıyorum diyorsanız siz de herhalde o saftasınız. FETÖ'den bahsediyor. FETÖ temizliği yapılmadı diyor. En başta kendi arkadaşı federasyon başkanı olduğunda Fenerbahçe'ye en büyük kazığı kendi arkadaşı attı. Lan Ali Koç iyi ki bu taraftara güvenip ligden çekmemiş ha. Yoksa sizi mahvederdi. Yabancı hakem yok. Maç erteleme yok. Ya bizim taraftarda Federasyon Ali Koç'a saydırıyor. Ya Osterbol de İrfan Can Eğribayat ceza aldı. Fenerbahçe Süper Kupayı kazansa sahaya yüzlerce belki binlerce Galatasaray taraftarı inecek. Bu sefer de Fred 10 maç ceza alacak. Bu sefer de Osterbol de 10 maç ceza alacak. İyi de hocam son maçtan sondan bir önceki hafta Galatasaray sahasına gidiyoruz. Orada ceza alsalar ne olacak? Orada Galatasaray'ı gömçürürsün, yenersin. Sonra ceza mı alıyor? Alsın. Yani uzun lafın kısası ben kurbanlık koyunum ya da ben direkt koyunum diyorsanız buyurun arkadaşlar fikrinize devam ettirin. Herifler seni lime lime doğuruyor ya. Fenerbahçeli oyuncular bir maç ceza aldı diye Mehmet Büyükekşi eminim kurullarına çemkiriyordur bunlar niye bir maç ceza aldı diye. O maç niye almadılar diye çemkiriyordur kızıyordur. Şimdi Trabzonspor'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmek istediler mi? İstediler. Trabzonspor'la Fenerbahçe taraftarı birbirini öldürsün istedi mi Mehmet Büyükekşi ve federasyonu istediler. Trabzonspor taraftarı ve Fenerbahçe taraftarı gerek sosyal medyada gerek günlük hayatta birbirine çatışsın istediler mi? İstediler. Bunların amacını siz iyi mi görüyorsunuz? anlasınız. Bunları iyi insan görüyorsanız poliyanlasınız Başka hiçbir şey demiyorum size. Şimdi Şimdi de Fenerbahçe ile Trabzonspor, şimdi de Fenerbahçe ile Galatasaray hepsini bir kışkırtma peşinde. Hepsini bir kışkırtma peşindeler. Milleti birbirine düşürme peşindeler. Gökhan Özbek, bir Galatasaray taraftar olarak Fenerbahçe'nin Süper Kupa tutumunu doğru bulduğumu ifade etmek isterim. Burada sorun yaratan TFF'dir. İki büyük kulübü karşı karşıya getirmek ve kaos çıkarmak istemektedir. Fenerbahçe'nin Konfederasyon Kupası maçı ortadadır. Ülke içinde, Fenerbahçe içinde çok önemlidir. Umarım kazanırlar diyor. Fakat her halde eline yüzüne bulaştıran, geçen Ağustos'ta oynanması gereken ama para için Suudi Arabistan'a satan TFF'nin orada da krizi yönetememesi utançtır. Normal bir dönemde TFF'nin Fenerbahçe'nin talebi olmadan maçı ertelemesi gerekiyor. Böylece Galatasaray ile karşı karşıya da düşürülmemeli ama öylesine yeteneksiz kaostan beslenen bir federasyon var ki tüm başarısızlığını Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe kavgasıyla örtmek istemektedir. Tekrar ediyorum bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe ile maçı amasız lakinsiz ertelemeli ve makul bir tarihte iki takımda tam kadrosu adı olmalıdır. Fenerbahçe maçı olmadan Galatasaray, Galatasaray maçı olmadan Fenerbahçe keyif olmaz. Ve ben heyecanla beklediğim maç bu iki büyük kulübün maçlarıdır. Ve ben neden TFF'nin saçmalığı yüzünden Fenerbahçe ile maç keyfinden yoksun kalacağım. Şu, andaki, yani şu an şu dakika TFF bu Süper Kupa maçını ertelemek zorundadır. İki kulübün birbirine düşürmekten derhal vazgeçmeli ve bu sezon bire biter bitmez istifa etmelidir. Eğer kaosa sürüklenirse ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne de Türk futbolu kazanır ve hepsinden bir yana Fener'in konfederasyon maçını heyecanla bekliyorum. Bu gerginlik böyle giderse Süper Lig'deki Galatasaray Fenerbahçe maçı telafisi olmayacak. Gerginliklere neden olacak. Önce adalet, önce vicdan, önce cesaret diyor. Sevgili Gökhan Özbey'e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Demek ki aklı selim insanlar da bu ülkede yok denilmeyecek kadar var. Yani görüyorsunuz arkadaşlar aklın yolu bir. Ha ben şunu da söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe oldu. Trabzonsporlar muhtemelen mutlusunuz, huzurlusunuz. Oh Fenerbahçe cezayı Fenerbahçe kafayı, Fenerbahçe strese iyi. Fenerbahçe şöyle yapıyor böyle. Muhtemelen canınız sıkılıyordur, şöyle oluyordur, böyle oluyordur. Peki bir tık sonrası sizin başınıza gelmeyecek mi? Hiç düşünmüyor musunuz? Ulan Yarın bir günde bunlar bize sarar diye hiç düşünmüyor musunuz? İnşallah bir gün düşünürsünüz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.